Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Buharımız çok güzel polen getiriyor. Tarih 27 Eylül 2021. Menderes ilçesi Karakuyu köyü ile Palamut arası köyü arasında bir yerdeyiz. Yani ova bir yer burası. Ali abimiz usta arıcılardan birisi. Bize bir kovan gösteriyor. Bu dalak oluşmadı. Evet, bu tam kadar doldurmamış kara kovan. Bu kadarla kaldı. Bunu muhtemelen yiyecek de ya alacağız bırakacağız. Çama yani, gidersek dolar. Bal ihtiyacı olursa tüketir onu. Yani elbette ama onu alırım ben. Eğer şey olursa işte arının durumu, bu da arının durumu bu. Şöyle bal koymuş. Polen durum nasıl abi, görelim. Polen bakalım. Çok güzel polenli şeyler vardır. Sensörde arılar. Ya bu balları ben alamadım yavrudan dolayı. Evet. Baksana. Yavru. Yavru ve güzel bal. Aynı yerde olunca ben arıyı da yıpratmak istemiyorum. Şu yavruyu güzel çekelim abi. Bak. Şu evet, anda doğru. Maşallah. Yavru. Balı da güzel. Yavrusu da güzel. Güzel. Bunu şeyden dolayı, balda, yavrudan dolayı bu balı alamadık. Bakalım daha. Şimdi kaç çıta yavru var ben onu merak ediyorum. Yani tarih itibariyle. Şöyle. Bunda da yeni yavru var galiba. Bir bakalım, şöyle bakalım. Yok, bu polen ve bal var bunda. Muhtemelen arı azıcık bir şey bulmuş bugünlerde. Geçen arkadaşım biri mısır akar yapmış demişti. Evet arkadaşlar, bu yıl geçen yıl kadar olmasa da yine çok arıcılık açısından çok kurak bir yıl geçiriyoruz. Evet, aynen öyle. Yani yağmur olmadı. İşte yavru gene güzel maşallah. Evet. Küresel ısınmanın etkilerini evet, bu taraf, arıcılar bu taraf günlük yumurta hissediyor. Evet. Evet, çam bal vermedi bizim çevremizde. Evet. Ben de arımı daha indiremedim. Uşak da benim arım. İşte Ali abinin arısına bakalım. Burada yavru yaptırabilir miyiz? Buradan bir fikir edinirsek arıyı yavru yaptırmak için kısa süreliğine bu ovaya indirmek istiyoruz. Aslında şu anda İzmir'in her yerinde ovada arı yavru yapabilir. Ancak zehir riski var. Yani sebze alanlarından uzak gerekiyor, durmamız gerekiyor. Yani bizim şu anda baktığımız çevre sadece mısır. Evet. Şöyle göstereyim. Aşağılarda var. Mısır ekim alanı. Evet. Yani mısırda da pek fazla bir zehir ihtimali yok. Poleni bulduğu için burada arı hafiften de beslendiğinde güzlük yavrusunu yapmış olur. Yani şu anda çamdan bir verim olmadığı için arıyı çama çıkarıp orada yıpratmak istemiyoruz. Evet. İşte bu da bu senenin arası. Güzel. Bundan çekilecek petek var. Yani bu hafta içinde bu işi yapacağım. Ama maşallah dalak durumu güzel. Böyle. Bundan iki petek çektiğimiz zaman, şu ikisini aldığımız zaman bu arı zımba gibi arı olacak. Bakalım yavru nerede başlıyor ki bundan sonrakinde? Bunda yok. Olmayabilir. Yok. Bunda yok. Bundan sonrakinde. Sen zaten sağıp mı koydun abi o petekleri? Daha sonra, sağımdan tabii, sonra. Tabii sağdım. Bunu ben sağdıktan sonra koyduğum petekler. Evet. Evet. Bundan sonrasında yavru evet, var galiba. Evet, muhtemelen. Var, 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 var. Ya şimdi birinci sağımda da ikincisinde de ben arayı düzenini bozmamak için burada günlük yumurta. Bir saniye abi, günlük yumurtayı bir evet, şey larvayı çekelim. Bir saniye, ışık da vuruyor ya. Benden tarafa çevirsene. Şöyle benden tarafa çevir. Evet. Yumurtalar çatlamış. Larvalar umarım gözüküyordur. Evet. Günlük yumurtalar da var. Evet. Bu yeni yumurta atmış daha dün bugün. Evet. Bir iç petek abi, kapalı yavru. O güzel bak. Bir de buna bakalım. Şimdi ben bu tür arıları her sene seçerek kendime ayırıyorum.
Seneye ana üretim de kullanmak için. Evet, maşallah geniş yani yavru alanı güzel. Alanı gayet güzel. Güzel, şuraya baksana. Yani komple o kemerin altı komple yavru. O da komple yavru. O maşallah maşallah güzel. Evet. Yani edindiğim intiba burada arı güzel hafif yavru. De desteklendikten sonra evet, aynen, güzel aynen. Yavru yapacak. Yani haftada iki gün beslesem burada. Evet, evet. Yani şu anda biz bal alırız düşüncesinde değiliz zaten. Ya arımız bal... kışa sağlam girsin düşüncesindeyiz. Ben şu anda Uşak'tan arımı buraya indirip sağılabilecek yani yavrusuz peteklerin tamamını sağıp ondan sonra kış yavrusunu yaptırmak için besleme yapmayı düşünüyorum. Ha, ondan sonra da arı yavruyu çevirdikten sonra çamdan bir hareket olursa yine çama çıkılabilir. Yani bunlar bu senenin anası. Evet. Şu petek alınacak kenardaki. Fazla. Fazla. Belki şunu da alacağım. Şimdi bunları bu hafta içinde halledeceğim. Daha havalar soğuk vermediği için bir de bunları sağdım ya ben. Evet. Yalasın içindeki balı alsın diye. Anladım. Petekteki bulaşıklar. He, bulaşıkları alsın diye buraya koydum. Muhtemelen bundan sonrası kalacak. Yani öbür petekler iki petek fazla. Beste şey güzel, polen çok güzel. Evet, evet. Balı evet. Da güzel. Şöyle koyayım ben bunu. Gördüğünüz gibi arıda pek sıkıntı yok. Arı bir şey bulamasa sarar. Evet. Yani bugün bir de çiğ vardı muhtemelen burada. Evet. Sabahleyin ben yoktum. Maşallah. Bak polene bak. Polene bak. Polene bak. Polene bak. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bir de yavruya bakalım. Ha, ondan sonrası yavru galiba. Bunu sağamamışım ben. Hem yavru vardır hem abi. Var o bunda. Bu tabi bu yüzünü ben onu bir çeksem ya ışığa. Şöyle. Bu bak burada bak, açık yavru. Açık yavru var. Abi diğer tarafını günlük bir çevirme. Orada kapalı yavrusu var. Burası kapalı yavru. Evet. Yavru durumu gayet güzel. Evet. Benim arıların durumu bu hocam. Ya zaten tarihi itibariyle arı Temmuz bittikten sonra, Ağustos girdikten sonra yavaş yavaş Eylül. Yerinde sayar, geri gitmeye başlar. Hocam Eylül bitiyor artık ya. Yani Eylül bitiyor. Evet, eşek arısı. Eşek arısı çok biraz fazla. Baksana şu. Ha,